Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Binance'teki en yeni listelemelerden bir tanesi olan Turbo Coin'i incelemek istiyorum. Binance borsası bugün itibariyle gerçekten 3 farklı meme coin'i aynı anda listeledik. Gerçekten uzun süredir aslında bu tarz bir listelemeyi görmüyorduk. Yani 3 tane meme coin'i aynı anda listeleme olayını gerçekten çok çok uzun bir süredir Binance üzerinde görmemiştik. Bugün sizlerle beraber listelenen coinlerden Neuro, Turbo ve Baby Doge coin hakkında konuşabilirim. Ancak bugün sadece Turbo hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü aslında Turbo bence aralarındaki en çok potansiyele sahip olan meme coin. Evet yüzdesel olarak baktığımızda Neuro da gerçekten çok yükseldi. Yaklaşık olarak %600'ün üzerinde son bir gün içerisinde bir yükseliş yaptı. Ancak Neuro'nun açıkçası ee, o kadar da yüksek olmayan bir market cap ile birlikte başladığından dolayı ben böyle bir yükselişin normal olduğunu düşünüyorum yaklaşık olarak sadece 15 milyon dolarlık bir market hacmiyle piyasaya sürüldüğü için listelemesi yapıldığı için açıkçası bu tarz bir yükseliş o kadar da absürt değil ancak burada turbo'ya baktığımızda gerçekten çok daha yüksek bir market hacmiyle piyasada olduğunu görebiliyoruz. Ee, turbo bana kalırsa şu anlık aralarındaki en iyi coin, en iyi meme coin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ancak yine de burada bahsedeceğim coinlerin hepsinin meme coin olduğunu unutmayın kaldıraçlı işlemler veya burada spot işlemler yapacaksınız bu coinler üzerinden lütfen portföyünüzün riskini düzgün bir şekilde yönetin derim. O zaman turbo hakkındaki fiyat hedeflerimi öğrenmek istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda bu tarz analizlerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar yüklediğimde de kanalımda bildirim almak istiyorsanız kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece her video yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. O zaman sizlerle beraber Turbo üzerindeki teknik analizlerimi e, inceleyebiliriz. Ben öncelikle Turbo'yu şu anda aslında olduğu konumda Fibonacci düzeltmesini incelemek istiyorum. Burada aşağıdan yukarıya doğru çektiğim Fibonacci seviyeleri aslında bizlere gösterecek ki Turbo şu anda gerçekten önemli bir Fibonacci seviyesiyle karşı karşıya. Yani şu anda bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. E, buradaki 0.5 Fibonacci'si Turbonun önünde özellikle güzel bir şekilde bir direnç seviyesi oluşturacaktır. Açıkçası şu anda sahip olduğu volüm, şu anda sahip olduğu hacim gerçekten çok yüksek. Hatta burayı hacim indikatörüyle beraber incelediğimizde de gerçekten fena olmayan bir volüme sahip olduğunu görebiliyoruz. Açıkçası şu anda sahip olduğu volümle birlikte buradaki 0.5 direncini kırabilecek hacime sahip gözüküyor ancak buradaki direnç seviyesini kıramazsa bile ben açıkçası burada şuradaki iki destek ve direnç seviyesi buradaki range bölgesi arasında bir süre konsolide olmasını bekliyorum. E, açıkçası burayı kırdıktan sonra da buradaki en üstteki Fibonacci seviyesine kadar çıkmasını bekliyorum. Bunlar benim tahminlerim tabii ki de. Şu anda olduğumuz konumdan yani olarak e, orta vadede, kısa orta vadede %80'lik bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki de bu Bitcoin'in aslında biraz da performansına bağlı. Yani Bitcoin şu anda gösterdiği aslında boğasal duruşu biraz daha devam ettirirse ben açıkçası Turbo'da %80'lik kısa orta vadede bir yükseliş bekliyorum tabii ki de. Aynı zamanda sizlere bahsetmek istediğim bir de destek seviyemiz bulunuyor. Turbo şu anda bana kalırsa şurada gerçekten güzel bir destek seviyesiyle beraber karşı karşıya. Yani açıkçası burada olduğu seviyeyi kaybetse bile benim Turbo'daki minimum fiyat beklentim açıkçası düşüş açısından yaklaşık olarak %20'lik bir değer kaybı olurdu. Turbo şu anda dediğim üzere gerçekten potansiyeli gözüküyor. Özellikle diğer coinlere nazaran bence potansiyeli daha yüksek. Açıkçası, BOA boğa marketin en tepe noktasında bir meme coin olarak şu anda bulunduğu fiyattan 10x bile yapma ihtimaline sahip diye düşünüyorum ben. Hatta burada market hacmine baktığımızda yaklaşık olarak 300 milyon dolara sahip bir market hacmine sahip olduğunu görüyoruz Turbo'nun. Açıkçası şu anda 214. sırada market hacmi sıralamasında. Ancak ben açıkçası boğa marketin en tepe noktasında buradaki buradaki sıralamanın ilk 100 hatta ilk 50 içerisinde olabileceğini düşünüyorum. E, fiyat bakımından ise, market hacmi bakımından ise bence 10x görebilecek potansiyele sahip ve şu anda gerçekten çok da yüksek bir volume sahip olduğunu görebiliyoruz. Son 24 saat içerisinde e, market hacminin neredeyse üçte birinden bile daha fazla hacme sahip olmuş. Açıkçası bu bizlere iyi bir hacme sahip olduğunu gösteriyor. Bu önümüzdeki direnç seviyelerini kırmamız için bence güzel bir haber. Boğasal bir haber. E, turbo umarım bir süre daha bu boğasallıkla devam eder. Veya en azından bu boğasallığı korumasa bile yani Bitcoin'in kötü bir pozisyona düştüğü durumda, Bitcoin'in düştüğü bir durumda umarım buradaki destek seviyesine kadar gerilip buradaki destek seviyesinde güzel bir şekilde kullanır ve bizlere daha fazla alım fırsatı verir. Peki sizler Turbo hakkında ne düşünüyorsunuz? Turbo sizce de e, benim dediğim gibi boğa marketinde 10x yapabilir mi? Tekrardan yeni bir Pepe, yeni bir Dox, e, yeni bir Vifcoin olabilir mi? Bunun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve bu tarz analizlerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.